Bulantı Jean Paul Sartre 6. Bölüm Saatler geçiyordu. Camlar kararmıştı. Masanın başına geçmiş, kitaplığın yeni satın aldığı kitaplara mühür basan Korsikalı'yı saymazsam dört kişiydik. O ufak tefek ihtiyar, sarışın delikanlı, lisansını hazırlayan bir genç kadın ve ben vardık orada. Ara sıra içimizden biri başını kaldırıyor, sanki korkuyormuş gibi öbür üç kişiye çabucak kuşkulu bir göz atıyordu. Bir ara ufak tefek ihtiyar gülmeye başladı. Genç kadının baştan aşağı ürperdiğini gördüm. Fakat ihtiyarın okuduğu kitabın başlığını tersinden sökebilmiştim. Gülünç bir romandı bu. Saat yediye onlar. Kitaplığın saat yedide kapandığı aklıma geldi birden. Bir defa daha sokak ortasında kalacaktım. Nereye gidecektim? Ne yapacaktım? İhtiyar romanını bitirmişti ama kalkıp gitmiyordu. Sert, düzenli vuruşlarla parmağını masaya vuruyordu. Korsikalı, baylar biraz sonra kapatıyoruz dedi. Delikanlı erikildi. Bir an yüzüme baktı. Genç kadın Korsikalı'dan yana dönmüştü. Sonra kitabını yine eline aldı. Okumaya dalar gibi yaptı. Korsikalı beş dakika sonra kapatıyoruz dedi. İhtiyar kararsız bir tavırla başını salladı. Genç kadın kitabını ileriye itti ama kalkmadı. Korsikalı şaşırmıştı. Çekingen çekingen birkaç adım attı. Sonra bir elektrik düğmesini çevirdi. Okuma masalarındaki lambalar söndü. Yalnız ortadaki ampul yanık kalmıştı. İhtiyar yavaşça gitmek mi lazım diye sordu. Delikanlı ağır ağır istemeye istemeye kalktı. Herkes paltosunu mümkün olduğu kadar geç giymeye çalışıyordu. Ben çıkarken kadının elini yaslamasına kitabının üstüne koymuş hala oturuyordu. Aşağıda giriş kapısı gecenin karanlığına açılmıştı. En önde giden delikanlı döndü. Merdivenden ağır ağır indi. Holden geçti. Kapının eşiğinde azıcık duraladı. Sonra gecenin içine dalıp kayboldu. Merdivenin alt başına gelince başımı kaldırdım. Biraz sonra ufak tefek diğer pardesüsünü ilikleyerek okuma salonundan çıktı. İlk üç basamağı inince ben de hız alıp gözlerimi yuvarak daldım. Yüzümde küçük, serin bir okşayış duydum. Uzakta birisi ıslık çalıyor. Gözlerimi açtım. Yağmur yağıyor. Tatlı, sakin bir yağmur. Meydan dört sokak lambasıyla huzurlu huzurlu aydınlanmıştı. Yağmur altında bir taşra kasabası meydanı. Delikanlı geniş adımlarla uzaklaşıyordu. Islık çalan oldu. Henüz işin farkında olmayan öbür iki kişiye şöyle seslenmek geldi içimden. Korkmadan dışarıya çıkabilirsiniz. Tehlike geçti. Ufak tefek ihtiyar kapının önünde göründü. Sıkıntılı bir tavırla yanağını kaşıdı. Sonra ağzı kulaklarına vararak gülümsedi. Şemsiyesini açtı. Cumartesi sabahı. Havanın akşama kadar güzel olacağını müjdeleyen hafif bir sisle beraber hoş bir güneş var. Sabah kahvaltısını Mebli kahvesinde ettim. Kasiyer Meme Folorent sevimli sevimli gülümsedi bana. Masamdan seslendim. Monsieur Faskel hasta mı kuzum? Evet efendim. Fena halde grip olmuş. Birkaç gün yataktan çıkmayacak. Bu sabah kızı Dunkirk'ten geldi. Burada kalıp babasına bakacak. Mektubuna alışımdan beri ilk defa olarak en iyi yine göreceğim için gerçekten seviniyordum. 6 yıldır ne yapıyordu acaba? Birbirimizi tekrar görünce utanıp sıkılacak mıyız? eni utanıp sıkılma nedir bilmez. Kendisinden dün ayrılmışım gibi karşılayacak beni. İnşallah aptalca tavırlar takınmam da daha başlangıçta onu rahatsız etmem. Sonra sakın unutmamalıyım. İçeriye girerken ona elimi uzatmamam gerek.'' nefret eder bundan. Kaç gün birlikte kalacağız? Bu bile getiririm onu belki. Birkaç saat burada kalsın. Bir gece Printania Oteli'nde yatsın yeter. Sonra iş değişir artık. Korku duymam bir daha. Öğleden sonra. Geçen yıl Bil Müzesi'ni ilk gezdiğim sırada Olivier Blevin'in portresi dikkatimi çekmişti. Ölçüleri mi kusurluydu? Perspektifi mi? Ne olduğunu diyemeyeceğim ama bir şey rahatsız ediyordu beni. Tablonun bezi üzerinde bu milletvekilinin rahat bir hali yoktu. O günden beri yine geldim. Birkaç defa gördüm onu. Ama duyduğum rahatsızlık geçmiyordu. Roma ödülü kazanmış, altı defa madalya almış olan Bordelin'in bir resim yanlışı yapmış olacağını aklım almıyordu. İşte bu öyle sonu. Bu Will Yergisi adlı şantaj gazetesinin eski koleksiyonunu karıştırırken işin iç yüzünü anlar gibi oldum. Bu gazetenin sahibi savaş sırasında vatan hainliğiyle suçlanmıştı. Hemen kitaplıktan ayrıldım. Gidip müzede şöyle bir dolaştım. Loş Hol'den çabucak geçtim. Aklı karalı taşlar üzerinde adımlarımı hiç gürültü yapmıyordu. Çevremde alçıdan büyük bir kalabalık kollarını eğip büküyordu. Geçerken iki büyük kapıdan bakınca çatlak vazolar, tablolar, bir kaide üstünde mavili sarılı bir orman tanrısı gördüm. Bernard Palissy salonuydu burası. Seramiklere ve küçük sanatlara ayrılmıştı. Fakat seramik güldürmez beni. Bir bayla yas tutan bir bayan bu ateşte pişmiş nesneleri saygıyla seyrediyorlardı. Büyük salonun ya da Border'ın Renadus salonunun kapısı üstüne herhalde bu yakınlarda benim bilmediğim büyük bir tablo asmışlardı. Altında Richard Severant imzası vardı. Bekarın ölümü adını taşıyordu. Devletin bir bağışıydı bu. Bekar adam beline kadar çıplak, gövdesi de ölülere yaraşacak şekilde biraz yeşil, dağınık bir yatakta yatıyordu. Çarşaflarla yorganın battaniyenin darmadağınıklığı adamın uzun zaman can çekiştiğini göstermekteydi. Monsör Faskelle'yi düşünerek gülümsedim. Yalnız değildi kızı bakıyordu ona. Tabloda adamın metres olarak da kullandığı, suratından ahlaksızlık akan bir hizmetçi kadın bir konsolun gözünü açmış, paraları sayıyordu. Açık bir kapıdan loşluğun içinde alt dudağına yapışık bir sigara ile bekleyen kasketli bir adam görünmekteydi. Duvarın yanında bir kedi aldırmaz bir tavırla süt içmekteydi. Bu adam yalnız kendisi için yaşamıştı. Hak etmiş olduğu ağır bir ceza görmüş, kimse gelip ölüm döşeğinde gözlerini kapamamıştı onun. Bu tablo son bir uyarma yapıyordu bana. Henüz vakit vardı. Geri dönebilirdim. Fakat aldırmazsam şunu iyice bilmeliydim. Birazdan gireceğim büyük salonda duvarlara 150'den fazla portre asılıydı. Çok genç yaşta ölen birkaç delikanlı ile bir öksüzler evinin baş rahibesi hesap dışı tutulursa tablodakilerin hiçbir bekar ölmüş değildi. Hiçbiri çocuksuz ve vasiyetsiz ölmüş değildi. Yine hiçbiri kendisine son din telkinleri yapılmadan ölmüş değildi. Başka günlerde olduğu gibi o günde Tanrı'ya ve insanlara hiçbir şey borçlu olmayan bu adamlar hak etmiş oldukları ebedi hayattan paylarına düşeni gidip istemek için yavaşça ölüme kavuşmuşlardı. Her şeye hakları vardı çünkü. Yaşamaya, çalışmaya, zengin olmaya, buyurmaya, saygı görmeye ve son olarak da ölümsüzlüğe. Bir an kendimi toparladım. Sonra içeriye girdim. Bir bekçi bir pencerenin yanında uyuyordu. Camlardan giren sarı bir ışık tablolar üzerinde lekeler yaratıyordu. Bu dikdörtgen biçimli büyük salonda bir kediden gayrı canlı yoktu. O da ben içeriye girince korkup kaçtı. Fakat 150 çift gözün bakışını üstümde hissettim. 1870 ile 1900 arasında kadın erkek, bu vildeki kalbur üstü insanların hepsi orada ildar. Bordurin Renaudas özene bezene hepsinin resmini yapmışlardı. Erkekler Saint Cecil de la Merke yaptırmışlardı. Bütün iyi niyetli insanları kudretli bir topluluk halinde birleştirmek ulusal kalkınma işine yardımda bulunmak ve bozgunculara göz açtırmamak için 1882'de Bouville Armatörleri ve Tacirleri Federasyonu'nu kurmuşlardı. Bovil'i kömür ve kerestenin boşaltılması bakımından Fransa'nın en iyi cihazlanmış limanı haline sokmuşlardı. Rıhtımların uzatılıp genişletilmesi onların eseriydi. Yolcu salonunu gerektiği kadar genişletmişler, denizi durmadan tartarak sular alçaldığı zaman dahi limanın demir atılacak bölgesinin derinliğini 10 metre 70 santime çıkarmışlardı. 1869'da 5000 olan balıkçı gemilerinin tonajı onlar sayesinde 20 yılda 18.000 tona çıkmıştı. İşçi sınıfının en iyi temsilcilerinin yükselmelerini kolaylaştırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak kendi istekleriyle çeşitli teknik ve mesleki öğretim merkezleri kurmuşlar, bunlar da onların yüksek korumalarıyla gelişmişti. 1898'deki ünlü liman işçileri grevini durdurmuşlar, 1914'te de evlatlarını yurt hizmetine vermişlerdi. Bu mücadeleci erkeklerin saygıdeğer eşleri olan kadınlarda birçok esirgeme dernekleri, çocuk bakım evleri, iş yurtları kurmuşlardı. Fakat bunlar her şeyden önce kocalarının karıları, çocuklarının anaları olmuşlardı. Güzel çocuklar yetiştirmiştir. Onlara haklarıyla görevlerini öğretmişler, din duygusunu, Fransa'yı Fransa yapan gelenek saygısını aşılamışlardı. Portrelerin genel rengi koyu kahverengiye çalıyordu. Bir saygı düşüncesiyle göz alıcı renklerden kaçınılmıştı. Bununla birlikte daha çok yaşlı insanların resimlerini yapmaktan hoşlanan Renaudas'ın portrelerinde saçlarla favorilerin kar gibi aklı kara zeminler üzerinde çok belirgin duruyordu. Hele ellerin resmini çok güzel yapıyordu. Daha az usta olan Bordur'un ise elleri az çok üstün körü çiziyordu ama yakalıklar beyaz mermer gibi pırılıyordu. Hava çok sıcaktı. Bekçi de hafif hafif horluyordu. Duvarlara çepeçevre baktım. Ellerle gözler gördüm şurada burada bir ışık lekesi bir yüzü yok ediyordu. Olivier Bilevi'nin portresine doğru ilerlediğim sırada bir şey alıkoydu beni. Bu portreler arasında Tacir Pakomi berrak gözlerle bakıyordu bana. Ayaktaydı, başını hafifçe arkaya atmıştı. Bir eliyle açık kurşuni renkteki pantolonuna bastırdığı bir silindir şapkayla eldivenler tutmaktaydı. Az çok hayranlık duymaktan kendimi alamadım. Hiçbir aşağılık taraf eleştirilebilecek hiçbir şey göremiyordum onda. Küçük ayakları, zarif elleri, pehlivan gibi geniş omuzları, azıcık fantaziye kaçan ölçülü bir şıklığı vardı. Buruşuksuz, temiz yüzünü ziyaretçilerin nezaketle sunuyordu. Hafif bir gülümseyiş bile sezilmekteydi dudaklarında hatta. Fakat mavi gözleri gülümsemiyordu. 50 yaşında olmalıydı. 30 yaşındaymış gibi genç ve tazeydi. Yakışıklıydı. Onda kusur aramaktan vazgeçtim ama o beni salıvermedi. Gözlerinde sakin ve amansız bir yargı okudum. Bizi ayıran şeyleri o zaman anladım işte. Hakkında düşünebileceklerimi aldırmıyordu. Romanlarda yapılan cinsten sadece psikolojiydi bu. Fakat onun yargısı beni kılıç gibi delik deşik ediyor. Var olma hakkıma kadar her şeyi tartışma konusu yapıyordu. Gerçekte buydu. Kendimde farkına varmıştım bunun hep. Var olmaya hakkım yoktu. Rastgele çıkmıştım ortaya. Bir taş, bir bitki, bir mikrop gibi vardım. Yaşantım rastgele her yönde sürüp gidiyordu. Belirsiz işaretler yolluyordu bazen bana. Başka seferlerde önemsiz bir vızıltıdan başka bir şey duymuyordum. Fakat bugün ölmüş olan kusursuz, yakışıklı adam için Milli Savunma Bakanı Pakom'un oğlu Can Pakom için işler bambaşka olmuştu. Yüreğinin atışları ve organlarının boğuk uğultusu katıksız ve birer anlık küçük haklar biçiminde ulaşıyordu bana. 60 yıl boyunca bıkı bu sanmadan yaşama hakkını tepe tepe kullanmıştı. Anlı şanlı mavi gözler. Hiçbir zaman en ufak kuşku geçmemişti onların içinden. Ayrıca Pakom hiçbir zaman aldanmamıştı da oğul olarak, koca olarak, baba olarak, şef olarak görevini, bütün görevini her zaman yerine getirmişti. Haklarında hiç gevşeklik göstermeden aramıştı. Çocuk olarak anlaşan bir aile içinde iyi yetiştirilme hakkı, lekesiz bir ismin yolunda giden bir ticaret işinin mirasçısı olma hakkı, koca olarak bakılma, şefkatle sevilme hakkı, baba olarak saygı görme hakkı, şef olarak gık demeden itaat edilmek hakkı. Bir hak, bir görevin öbür görünüşünden başka bir şey değildir çünkü kazandığı olağanüstü başarı onu hiç şaşırtmamış olsa gerekti. Pakonlar bugün Bobil'in en zengin ailesidir. Mutlu olduğunu kendine hiçbir zaman söylememişti ve bir şeyden zevk aldığı zaman bunu ölçüyle yorgunluk gideriyorum diyerek yapıyordu. Böylece zevk görev haline girerek o göze batan kofluğunu, hoşluğunu kaybediyordu. Solda maviye çalan kır saçlarının üstündeki bir rafta kitaplar gördüm. Ciltleri güzeldi. Klasikler de bunlar muhakkak. Akşamları yatarken Pakom eski dostu Montaigne'den birkaç sayfa ya da Horatius'un latincesinden birkaç küçük şiirini okuyordu herhalde. Ara sıra da bilgi edinmek için çağdaş bir eseri okusa gerekti. Bardesi Borget'i böyle tanımıştı. Biraz sonra kitabı yerine koyuyor gülümsüyordu. Bakışı o hayranlık uyandıran uyanıklığını kaybederek hemen hemen hülyalı bir hal alıyordu. İnsanın görevini yapması ne kadar daha basit ve daha güç diyordu. Kendi tutumu hakkında başka hiçbir ciddi düşünce yürütmemişti. Bir şef o. Duvarları asılı başka şefler vardı. Yalnız bunlar vardı hatta. Koltuğuna kurulmuş şu bakır yeşili renkte iri yarı ihtiyarda bir şef. Beyaz yeleği, gümüşlü saçlarının hoş bir şekilde tekrarlanışıydı. Özellikle ahlakı yükseltmek amacı güdülerek yapılmış ve çok inceden inceye işlenmiş bu portrelerde sanat kaygısı da eksik değildi. İhtiyar zarif ve uzun elini küçük bir erkek çocuğunun başına koymuştu. Bir battaniye ile örtülü dizlerinin üstünde açık bir kitap duruyordu. Fakat bakışını uzaklara dikmişti. Gençlerin göremedikleri birçok şeyleri o görüyordu. Portresinin altındaki tahtadan yaldızlı bir eşkenar dörtgenin içine adını yazmışlardı. Adı Pakom ya da Parrotin yahut Çagna olsa gerekti. Gidip bakmayı düşünmedim. Yakınları için, şu çocuk için, kendisi için o büyük babaydı sadece. Birazdan torununa gelecekteki görevlerinin genişliğini anlatmak zamanının geldiğine hükmederse kendinden ben diye değil o diye söz edecekti. Uslu duracağına, gelecek yıl iyi çalışacağına söz vereceksin büyük babana sevgili yardım. Gelecek yıl büyük baban gitmiş olacak belki. Ömrünün son yıllarında hoşgörü dolu iyiliğini hiç kimseden esirgemiyordu. Beni bile görse ama bakışları karşısında ben saydandım, hoşgörüyle karşılayacak. Eskiden onun da büyük babasıyla büyük annesi vardı diye düşünecekti. Hiçbir isteği yoktu. O yaşta insanın isteği olmaz artık içeriye girdiği zaman herkesin sesini hafifçe alçaltmasından, o geçerken gülümseyişlerde bir sevgi ve saygı iznin belirmesinden, gelinin ara sıra büyük baba yalan doğrusu, hepimizden daha genç demesinden başka hiçbir şey, elini torununun başına koyarak onun öfkesini yatıştırabilen tek insan olmaktan, sonra da bu büyük kederleri büyük baba giderebilir ancak diyebilmekten başka hiçbir şey, oğlunun yılda birkaç defa gelip nazik konularda ona akıl danışmasından başka hiçbir şey ve nihayet kendini huzurlu, yatışmış, çok sağduyulu hissetmekten başka hiçbir şey. Yaşlı bayın eli torununun kıvırcık saçlarına belli belirsiz değiyordu. Hemen hemen hayır dua eder gibi bir şeydi. Ne düşünüyordu ki acaba? Kendisine her şey üzerinde söz söylemek ve her şey üzerinde son sözle sahip olmak hakkını veren şerefli geçmişini. Geçen gün işin pek derinine varmamıştım. Tecrübe ölüme karşı bir savunma aracından çok daha fazla şeydi. Bir haktı o. İhtiyarların hakkı. Yine duvara asılı olan General Aubrey kocaman kılıcıyla bir şefti. İmpetraz'ın dostu, okumuş, ince bir adam olan Başkan Herbert de bir şefti. Yüzü uzun ve bakışıktı. Bitmez tükenmez bir çenesi, tam dudağının altında da nokta gibi duran 3. Napolyon vari sivri küçük bir sakalı vardı. Alaycı bir tavırla bir ayrım yapar, prensip bakımından bir itiraz ileri sürer ya da hafifçe geğirir gibi alt çenesini hafifçe ileriye çıkarmıştı. Hayallere dalmış, elinde kas tüyünden bir kalem tutuyordu. O da yorgunluk gideriyordu inan olsun. Hem de şiir yazarak. Fakat şeflerin kartal bakışı vardı onda. Ya askerler, salonun ortasındaydım. Bütün bu ciddi bakışlı gözler üzerime dikilmişti. Ben ne büyük babaydım ne baba ne de hatta koca. Oy vermiyordum. Zar zor biraz vergi ödüyordum. Ne vergi mükellefinin ne seçmenin haklarını ne de hatta 20 yıllık itaatin memura bahşettiği gösterişsiz şerefi olan hakkı ileri sürebilirdim varlığım ciddi olarak şaşırtıyordu beni. Basit bir dış görünüşten ibaret değil miydim? Birden askerim ben dedim kendi kendime. Bu da hınç filan beslemeden güldürdü beni. Ellilik, tombul bir adam gülümseyişime terbiyeli terbiyeli cevap verdi. Renaudas severek yapmıştı onun resmini. Oymalı gibi etli küçük kulaklara hele ellere fazla yumuşak fırçalar vurmamıştı. Uzun, sinirli, ince parmaklı ellerdi bunlar. Gerçek bilgin ya da sanatçı elleri. Yüzünü tanımıyordum Resmin önünden sık geçmiştim ama dikkatime çarpmamış olacaktı herhalde. Yaklaştım. Şunları okudum. Remy Parrotin. Bouville'de 1849'da doğdu. Paris Tıp Fakültesi'nde profesörlük etti. Parrotin. Doktor Wackelfeld ondan söz etmişti bana. Ömrümde bir kere bir büyük adamla karşılaştım demişti. Remy Parrotin'di bu. 1904 kışında onun derslerini izledim. Kadın ve doğum hastalıklarını öğrenmek için Paris'te iki yıl geçirdim biliyorsun. Bir şefin ne olduğunu bana o öğretti. Bir mıknatıs akımı vardı onda vallahi. Bizi coşturuyordu. Dünyanın öbür ucuna götürürdü istese. Sapına kadar efendi adamdı sonra. Çok zengindi. Parasının büyük kısmını da yoksul öğrencilere yardım işine harcıyordu. İşte bilim alanının bu seçkin temsilcisinin sözünü ilk duyduğum zaman bende bazı kuvvetli duygular uyandırmıştı o böylece. Şimdi ise karşısındaydım ve bana gülümsüyordu. Gülümseyişinde ne çok anlayış ve naziklik vardı tombul bedenini gevşek bir tavırla büyük bir meşin koltuğun çukurlarına bırakıvermişti. Bu iddiasız bilginin insanları hemencecik bir rahatlık havası içine sokuveriyordu. Bakışındaki tinsellik olması saf bir adam sanırdınız onu hatta. Yaptığı büyüleyici etkinin nedenini anlamak için uzun zamana hacet yoktu. Her şeyi anladığı için seviliyordu. Her şeyini söyleyebilirdi ona insan. Kısacası Renan'a benziyordu biraz ama onun daha kibaraydı. Sosyalistler mi? ha onlardan daha ileri gidiyorum ben.'' diyenlerden. İnsan bu tehlikeli yolda onun peşinden gitti mi çok geçmeden ürpertiler içinde aileyi, yurdu, mülkiyet hakkını, en kutsal değerleri bir yana bırakması gerekiyordu. Seçkin Bojuvazi'nin buyurmaya olan hakkından bile bir an için şüphe ediyordu insan. Bir adım daha, sonra bir adım daha, sonra birden her şey harikulade sebepler üzerine dayanmış olarak eski usule göre yerli ve yerine otur veriyordu. Dönüp bakınca ardınızda sosyalistleri görüyordunuz uzakta kalmış küçülü vermişlerdi. Bizi bekleyin diye bağırarak mendil sallıyorlardı. Zaten üstadın kendisi hakkında gülümseyerek söylediği gibi ruhları doğurtmaktan hoşlandığını Wakefield'ten öğrenmiştim. Genç kaldığı için gençlerle düşüp kalkıyordu. Hekim olmaya hazırlanan iyi aileden gençleri sık sık evine kabul ediyordu. Yemekten sonra sigara salonuna geçiliyordu. Patron sigaraya yeni başlamış bu öğrencilere büyük insanlarmış gibi davranıyor, yaprak sigaraları ikram ediyordu. Çevresinde kendisini can kulağı ile dinleyen öğrencilere olduğu halde bir divana uzanıyor, gözleri yarı kapalı uzun uzun konuşuyordu. Anılarını anlatıyor, fıkralar söylüyor, dokunaklı ve derin bir hisse çıkarıyordu bunlardan. Bu terbiyeli gençler arasında dik başlılık eden biri bulunursa Parotin ona özel bir ilgi gösteriyordu. Onu konuşturuyor, dikkatle dinliyor, fikirler üzerinde düşünülecek konular veriyordu. Eninde sonunda da bir gün yakınlarının düşmanlığı yüzünden coşan tek başına herkese karşı düşünmekten usanan, cömertçe fikirlerle dolu bu genç, hocasından kendisini yalnız kabul etmesini rica ediyor, utancından kekelediği halde en gizli düşüncelerini, öfkelerini, umutlarını ona açıyordu. Parrotin onu bağrına basıyor, seni anlıyorum, daha ilk gün anlamıştım seni diyordu. Sonra konuşuyorlardı. Parrotin uzağa, daha uzağa gidiyordu. O kadar uzağa ki genç adam onu izlemekte güçlük çekiyordu. Bu türlü birkaç konuşmadan sonra epeyce bir düzelme görülebilmekteydi kendi benliğini olduğu gibi görüyor, kendisini ailesine, çevresine bağlayan derin bağları tanımayı öğreniyordu. Seçkinlere düşen hayranlığa değer rolü nihayet anlıyordu. Sonunda da Parlotin'i adım adım izleyen, sürüden ayrılmış bu koyun sanki büyülenmiş gibi artık pişman ve işin iç yüzünü anlamış bir halde doğru yola geliyordu. Wakefield benim iyileştirdiğim bedenlerden daha çok sayıda ruhları iyileştirdi o diye bağlıyordu sözlerini. Wakefield benim iyileştirdiğim bedenlerden daha çok sayıda ruhları iyileştirdi o diye bağlıyordu sözlerini. Rockefeller benim iyileştirdiğim bedenlerden daha çok sayıda ruhları iyileştirdi o diye bağlıyordu sözlerini. Remy Parrotin bana nazik nazik gülümsüyordu. Çekiniyor durumumu yavaşça değiştirmek ve beni doğru yola sokmak için bunu anlamaya çalışıyordu. Fakat korkum yoktu ondan. Koyun değildim ben. Sakin ve kırışıksız güzel alnına, küçük karnına, dizinin üstüne yaslamasına koyduğu eline baktım. Ben de ona gülümsedim. Yanından ayrıldım. SAB'nin yönetim kurulu başkanı olan kardeşi Can Parrotin, üzeri kağıtlar dolu bir masaya iki eliyle dayanmıştı. Görüşmenin sona erdiğini misafire her haliyle belli ediyordu. Bakışı harikuladeydi. Soyut gibiydi. Ve katkısız bir hak ışıltısıyla parıldıyordu. Sizinkileri kamaştıran gözleri bütün yüzünü kaplamıştı. Bu büyük parıltının altında bir misliye öz, ince, sımsıkı, kapalı dudakları gördüm. Tuhaf şey, Remy Parrotin'e benziyor diye düşündüm. Büyük patrondan yana döndüm. İnsan bu benzeyişin ışığı altında onu incelerken tatlı yüzünde bilmem ne türlü çorak, üzgün bir şey buluveriyordu. Aynı soydan olanlar arasındaki benzerlikti bu. Yine Can Parrotine'nin önüne geldim. Bir düşüncenin basitliği vardı bu adamda. Kala kala kemikler, ölü etler ve katkısız hak kalmıştı onda. Tam bir çarpılma olayı bu diye düşündüm. Hak bir insanı çarptı mı hiçbir büyü çözme usulü onu bundan kurtaramaz artık. Can bütün ömrünü hakkını düşünmeye adamıştı. Başka şey değil. Bir müzeyi dolaştığım her sefer olduğu gibi başladığımı duyduğum hafif baş ağrısının yerine o şakaklarında tedavi edilmenin ıstıraplı hakkını hissederdi. Onu katiyen fazla düşündürmemek, dikkatini hoş olmayan gerçekler üzerine ölmesinin mümkün olduğu, başkalarının acı duyduğu gibi nesneler üzerine çekmemek gerekiyordu. Sokrates'ten beri ölüm döşeğindeki insanların tumturaklı birkaç laf etmeleri adet hükmüne gelmiştir. O da o anda karısına tıpkı amcalarından birinin 12 gece uyumadan başucunda bekleyen kendi karısına söylediği gibi şöyle demiştir muhakkak. Sana teşekkür etmiyorum Teresa. E. Sadece görevini yaptım çünkü. Bir insan bu mertebeye erişti mi onu saygıyla selamlamak gerek. Şaşkın şaşkın baktığım gözleri hadi uğurlar olsun diyordu bana. Gitmedim adam akıllı saygısızlık ettim. Eskoryal Sarayı'nın kitaplığında 2. Filip'in bir resmini uzun uzun seyrettiğim için biliyordum ki insan hakla ışıldayan bir yüze karşıdan bakarsa az sonra bu ışıltı söner. Yerine küllü bir tortu kalır. Bu tortuydu beni ilgilendiren. Parotin adam akıllı karşı koyuyordu. Fakat bakışı birden söndü. Tablo soluklaştı. Ne kalmıştı geriye? Kör gözler, ölü bir yılan gibi ince bir ağız ve yanaklar. Solgun ve yuvarlak çocuk yanakları. Tablonun bezi üzerine yayılmışlardı. Eseybi'nin memurları bu yanakların varlığını hiçbir zaman fark etmemişlerdi. Parotin'in odasında çok kalmıyorlardı çünkü. İçeriye girdikleri zaman bir duvara andıran bu korkunç bakışla karşılaşıyorlardı. Onun arkasında beyaz ve gevşek yanaklar siperdeydiler. Karısı bunları kaç yıl sonra fark etmişti acaba? İki yıl mı? Beş yıl mı? Öyle gibime geliyor ki günün birinde kocası yanı başında uyur, ay ışığı da onun burnunu okşarken ya da günün sıcak bir saatinde bir koltuğa gömülecek gözlerini yarı yumup yediklerini zor lazım çalışır. Bir güneş ışığında çenesine vururken kadıncağız onun yüzüne bakmak cesaretini göstermiştir. O zaman bütün bu etler ona müdafasız olarak şişkin ve salyalı, belirsiz bir utanmazlık ifadesi taşır halde görülmüştür. O gün bugün de Mie Parrot'in dizginleri eline almıştır muhakkak. Birkaç adım geriledim. Bir göz atışta bütün önemli kişileri, Pakumu, Başkan Heberti, iki Parrot'ini, General Aubrey'i görebilir hale geldim. Silindir şapkalara giymişlerdi. Pazar günü Turner Bright Sokağı'nda sen sesinin rüyasına girdiği belediye başkanının karısı Mimie Gratien karşılaşıyorlardı. Şimdi artık kimsenin beceremediği kandilli selamlar veriyorlardı ona. Resimleri tıpkı kendilerine benziyordu ama yine de fırçanın altında yüzleri, yüzleri hatta bunların en cansızları bile Çinliler gibi tertemizdi. Ağaçlar ve hayvanlarla, toprak ya da su düşünceleriyle bir yakınlık arıyordum bunlarda boş yere. Sağlıklarında bu gerekliliği duymadıklarını iyi biliyordum. Fakat öbür dünyaya göçecekleri sırada kendilerini ünlü bir ressamın eline bırakmışlardı. Yüzlerinde bu tarama, bu delme, bu sulama işlerini onlar yapsın diyor. Nitekim kendileri de bu hüvilde çepeçevre bu işlemleri yaparak denizi, kırları değiştirmişlerdi. Renados ve Borderi'nin yardımıyla kendilerinde de, kendilerinin dışında da bütün tabiatı dizginlemişlerdi. Bu koyu renk tabloların bakışlarıma sunduğu şey, insanın insan tarafından tekrar düşünülüşüydü. Tek süsleri de insanın elde ettiği en güzel nesne yani insan ve yurttaş hakları demetiydi. İnsanlar konusunda art düşünce beslemeksizin hayran oldu. İçeriye bir beyle bir hanım girmişlerdi. Siyahlar giymişlerdi ve kendilerini belli etmemeye çalışıyorlardı. Kapıdan girecekleri sırada şaşırarak durdular. Bey makine gibi bir davranışla şapkasını çıkardı. Kadın da çok heyecanlanmıştı. Oo dedi. Bey kendini daha çabuk toparladı. Saygılı bir tavırla bütün bir çağ bu dedi. Kadın cevap verdi. Evet Büyük annemin çağı. Birkaç adım attılar. Can Parroti'nin bakışıyla karşılaştılar. Kadının ağzı açık kalmıştı ama bey ezilip büzülüyordu. Pek aşağıdan alan bir hali vardı. Ürkütücü bakışları, kısaltılan görüşmeleri iyi biliyordu herhalde. Karısını yavaşça kolundan çekerek şuna bak dedi. Remy Parroti'nin gülümseyişi küçük insanlarda daima ferahlık yaratmıştı. Kadın yaklaştı. Özene özünü okudu. Remy Parroti'nin portresi. Bovil'de 1849'da doğdu. Paris Tıp Fakültesi Profesörlerinden. Ressam Renaudas'ın eseri. Kocası da şunları okudu. Parrot'in, Bilimler Akademisi üyesi. Portre Institute üyesi Renaudas tarafından yapılmıştır. Tarih bu yahu. Hanım başını salladı. Sonra büyük patrona baktı. Ne rabıtalı bir adam. Akıllı bir hali var dedi. Kocası geniş bir el hareketi yaparak buvili Bovili yapanlar bunlar dedi sadece. Kadının yüreği yufkalaşmıştı. Hepsini bir arada buraya koyup iyi etmişler dedi. Bu uçsuz bucaksız salonda manevra yapan üç askerdik biz. Sessiz ve saygılı gülmekte olan koca bana kaygılı bir göz attı. Gülmesini birden kesti. Ben de döndüm. Gidip Olivier Blevin'in portresinin karşısına dikildim. İçimi tatlı bir keyif kapladı. Haklıydım doğrusu. Çok tuhaftı bu gerçekten. Kadın bana yaklaşmıştı. Birden canlanarak ''Gaston gel, gel'' dedi. Kocası bizden yana geldi. Kadın devam etti. ''Bak, bak, sokağı var bunun. Olivier Blevin.'' Tam Joks de bu bile gelmeden önce Yeşiltepe'ye çıkan sokak hani. Biraz sola da ekledi. Aksi bir adama benziyor. Öyle. fazla dırdır edenlerin ağzının payını verirdi herhalde. Bu sözler balaydı. Bey gözücüyle bana baktı. Sanki Olivier Bilevin kendisiymiş gibi. Bu sefer kendini beğenmiş ve mızmız bir eda ile biraz da gürültüyle gülmeye başladı. Olivier Bilevin gülmüyordu. Kasılmış çenesini ve gırtlağındaki ileriye fırlamış çıkıntıyı bize çevirmişti. Sessizlik ve vez dolu bir an geçti. Hanım kımıldayacakmış gibi geliyor insana dedi. Koca gönül alan bir tavırla anlattı. Büyük bir pamuk taciriydi. Sonradan politika hayatına atıldı. Milletvekili oldu. Ben de biliyordum bunu. Raip Morelet'in yazdığı Bovil büyüklerinin küçük sözlüğünde iki yıl önce adını aramış, onunla ilgili maddeyi kopya etmiştim. Bilevin Olivier Martial. Önceki maddede yazılı zatın oğlu. Bouvillede doğdu ve öldü. 1849-1908 hukuk öğrenimini Paris'te yapıp 1872'de mezun oldu. Birçok Parisliler gibi kendisini de Milli Meclis'in korumasında Versalles'e sığınmak zorunda bırakan komün ayaklanmasının derin etkisi altında kaldı. Gençlerin eğlenceden başka şey düşünmedikleri bir çağda o ömrünü nizamın yeniden kurulmasına harcamak için andıştı. Sözünü tuttu. Şehrimize döner dönmez ünlü Nizam Kulübü'nü kurdu. Uzun yıllar boyunca Boğuvil'in belli başlı tacirleriyle armatörleri bu kulüpte toplandılar. Hakkında şaka olsun diye girmesi jockey kulüpten daha zor denilen bu aristokratlar topluluğu, 1908 yılına kadar büyük ticaret limanımızın kaderi üzerinde çok olumlu bir etki yaptı. 1880'de Olivier Bilevin, tacir Charles Pacom'un küçük kızı Mary Louie Pacom'la evlendi. Ve kaynatası ölünce Pacom Bilevin ve oğlu firmasını kurdu. Az sonra politika hayatına atıldı. Milletvekilliğine adaylığını koydu. Ünlü bir söylevinde şöyle demişti memleket çok büyük bir derdin acısını çekmektedir. Yönetici sınıf buyurmak istemiyor artık. Peki ama baylar, soy sopları, yetişimleri, görgüleri dolayısıyla iktidarı kullanmaya en ehli hale gelmiş kimseler tevekkül ya da bezginlik yüzünden buna yanaşmazlarsa kim yapacak bu işi? Kaç defa söyledim, başa geçip buyurmak seçkin sınıfın hakkı değil, başlıca görevidir. Size yalvarırım baylar, otorite ilkesini yeniden kuralım. 4 Ekim 1885'te ilk turda milletvekili seçildikten sonra o günden beri hep yeniden seçildi. Enerjik ve sert bir belagatla dolu birçok parlak söylevler verdi. 1898'de korkunç grev patlak verdiği sırada Paris'teydi. Çabucak Bouville gelip orada mukavemet hareketinin başına geçti. Grevcilerle pazarlığa girişmeye teşebbüs etti. Büyük bir uzlaşma zihniyetinden ilhamlanan bu görüşmeler Jokes'ta Bouville'de çıkan kavga yüzünden kesildi. Bilindiği gibi askeri kataların el altından işe karışması sayesinde zihinler yine yatıştı. Genç yaşta politeknik okuluna giren ve bir şef yapmak istediği oğlu Oktav'ın vakitsiz ölümü Olivier Bilevin için korkunç bir darbe oldu. Bu yüzden çok kahırlandı ve iki yıl sonra Şubat 1908'de hayata gözlerini yumdu. Söylevler Dergisi Manevi Kuvvetler 1894 Mevcudu kalmamıştır. Cezalandırma Görevi 1900 Bu dergideki bütün söylevler Dreyfus davası dolayısıyla verilmiştir. Mevcudu kalmamıştır. İrade, 1902. Mevcudu kalmamıştır. Ölümünden sonra son söylevleriyle yakınlarına yazdığı birkaç mektup Labor Infrobus başlığı altında toplanmıştır. Plonya İnevi, 1910. Bordrin tarafından yapılmış çok güzel bir portresi Boobin Müzesi'ndedir. Çok güzel bir resim. Öyle olsun. Olivier Blevin'in küçük bir karabıyı vardı. Zeytin rengine çalan yüzü biraz Maurice Beresinkine benziyordu. İkisi de birbirlerini tanımışlardı muhakkak. Aynı sıralarda oturuyorlardı. Fakat Bovil milletvekilinde Yurtseverler Birliği Başkanı'nın gevşekliği yoktu. Sopa gibi kas katıydı ve tablodan bir şeytanın kutusundan fırlayışı gibi fırlıyordu. Gözleri kıvılcımlar saçıyordu. Göz bebekleri kara, akları kırmızım tıraktı. Küçük etli dudakları sımsıkı kapalıydı. Sağ elini de göğsüne bastırmıştı. Ne kadar tedirgin etmişti beni bu portre. Bilevin kimi zaman çok büyük, kimi zaman çok küçük görünmüştü bana. Ama işin iç yüzünü biliyordum bugün. Gerçeği bu vil yergilerini karıştırırken öğrenmiştim. 6 Kasım 1905 günlü sayı baştan aşağı Bilevin'e ayrılmıştı. Kapaktaki resimde o minnacık bir halde devrin başbakanlarından kombusun saçlarına yapışmış olduğu halde görülmekteydi. Resmin altında da şunlar yazılıydı. Aslan biti. Daha birinci sayfada her şey anlaşılıyordu. Olivier Bilevin'in boyu 1 metre 53 santimdi ufacık boyu birçok defalar bütün meclisi kendinden geçirmiş olan kurbağa sesiyle alay ediliyordu. Kunduraların içine kauçuktan ökçeler koymakla suçlanıyordu. Buna karşılık Pakom ailesinin kızı olan Mimie Bilevin kadana gibi bir kadındı. Yazıyı yazan şunları ekliyordu. Fransız erkekleri için karıları kendilerinin yarısıdır. Fakat bu hesapça Bilevin'in yarısı yani karısı kendisinden iki kat büyük. 1 metre 53 santim. Evet, Wardourin kıskanç bir özen gösterip çevresini onu küçültme tehlikesini yaratmayacak eşyalar yerleştirmişti. Bir puf, alçak bir koltuk, üstünde birkaç kitapla bir etajer, küçük bir İran sehpası gibi. Yalnız onu da komşusu Jean Parrotin gibi aynı boyda yapmıştı ve iki tablonun ölçüleri aynıydı. Bu yüzden de tabloların birinde sehpa, ötekindeki büyük masa ile hemen hemen aynı boydaydı. Puf ise Parrotin'in omzuna gelecekti neredeyse. İki portre arasında insanın gözü kendiliğinden bir kıyaslama yap veriyordu. Tedirginliğim bununla elleri gelmişti. Şimdi gülmek geliyordu içimden. 1 metre 53 santim. Bileminle konuşmak istesem ya eğilmek ya da dizlerimi bükmek zorunda kalacaktım. Burnunu böylesini cakayla havaya kaldırmasına şaşmıyordum artık. Bu boydaki insanların kaderi daima boylarının birkaç parmak yukarısında olup biter. Sanatın kudretine de şaşmamak kabil değildir. Bu cırlak sesli adamdan sonsuzluğa tehdit dolu bir yüz, afili jestler ve bir boğanınki gibi kanlı gözler kalacaktı. Komün ayaklanması üzerine korkuya kapılan öğrenci, öfkeli ve minnacık milletvekili. Ölümün alıp götürdüğü buydu işte. Fakat Bordrin sayesinde Nizam Kulübü'nün başkanı, manevi kuvvetlerin hatibi ölümsüzlüğe erişmişti. Zavallı politeknikli yavrucak. Hanım boğuk bir çığlık koparmıştı. Bundan öncekinin oğlu olan Oktav Bilevi'nin portresi altına saygılı bir el şunları yazmıştı. 1904'te Politeknik Okulu'ndayken ölmüştür. Ölmüş. Arangellerin oğlu gibi. Akıllı bir halde var. Anacağı ne üzülmüştür kim bilir. Bu büyük okullarda da çok çalışılıyor canım. Uykudayken bile beyni işliyor insanın. Bu iki ucu sivri şapkaları çok seviyorum ben. Şık duruyor. Deve kuşu tüyleri miydi bunlar? Yok canım. Sansirliler deve kuşu tüyü takarlar. Ben de genç yaşta ölen Politeknikliğe baktım sarı benzi ve geleneğe uygun bıyıkları dahi onun yakında öleceğini anlatmaya yeterdi. Kaderini kendisi de önceden sezmiş olmalıydı zaten. Uzaklara bakan parlak gözlerinde kadere bir çeşit boyun eğmişlik okunuyordu. Fakat aynı zamanda başını dik tutmaktaydı. Bu üniformanın içinde o Fransız ordusunu temsil etmekteydi. Tu Marcellus Eris, Manibus Datalilia Plenis Dipnot Latin şairi Virgilius'un sen de Marcellus olacaksın onun gibi şan, şeref kazanacaksın sözleriyle başlayan ve sonunda kaderin gerçekleşmediğini anlatan ünlü mısrası. Dipnot sonu. Kesik bir gül, ölmüş bir politeknikli. Bundan daha hazin bir şey olabilir mi? Loşluktan çıkan kibar yüzleri durmaksızın geçerken selamlayarak uzun galeride yavaş yavaş ilerledim. Ticaret Mahkemesi Başkanı Monsör Bossiore, Bouville Serbest Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Monsör Fabi, ailesiyle birlikte tacir Monsör Bolange, Bouvill Belediye Başkanı Monsör Ranek Wynn, doğan ve Amerika'da Fransa Büyükelçisi olan şair Monsör de Lucien, vali elbisesi giymiş kim olduğu belirsiz birisi, Büyük Öksüzler Yurdu Başrahibisi Mere San Maria Louis, Monsör ve Mimi Tederason, iş Anlaşmazlıkları Hakem Kurulu Genel Başkanı Monsör Tibus Guron, Deniz Adamları Sicil Dairesi Baş Müdürü Biryon, Brion, Minet, Grelot, Lefebvre, Doktor Payin ve Eşi, Bordurin'in kendisi resmini oğlu Pierre Bordurin yapmış. Işıklı ve soğuk bakışlar, zarif yüz çizgileri ve ince ağızlar. Monsieur Boulange eri yarı ve sabırlıymış. Mere Sanmeri'ye Louis'in ustalıklı bir sofuluğu varmış. Monsieur Tibus Gron kendisine karşı olduğu gibi başkalarına karşı da sertmiş. Mimi Tereson yılmadan ağır bir hastalıkla savaşıyormuş. Çok yorgun ağzı çektiği acıyı yeterince anlatıyordu ama bu sofu kadın acı çekiyorum dememişti hiçbir zaman. Ekini belli etmiyor, yemek listeleri hazırlıyor. Hayır kurumlarına başkanlık ediyordu. Ara sıra konuşurken gözlerini yavaşça kapatıyor, yüzünde hayat izi kalmıyordu. Bu bitkinlik bir saniyeden katiyen fazla sürmüyordu. Çok geçmeden Mimiye Tereson gözlerini yine açıyor, sözüne devam ediyordu. Yoksul kadınların, kızların çalıştıkları iş yurdunda da herkes zavallı Mimiye Tereson, sızlanmaz hiçbir zaman diye fısıldaşıyordu. Border'in Renaudas salonunu uzunlamasına bir baştan öbür başa geçmiştim. Döndüm. Hoşçakalın boyalı türbelerin içinde bütün inceliğiyle duran güzel zambaklar. Hoşçakalın bizleri övündüren, varlığımızın sebebi güzel zambaklar. Hoşçakalın namussuzlar. Pazartesi Rolebon üzerine kitabımı yazmıyorum artık. Bitti. Yazamıyorum onu artık. Hayatta ne yapacağım? Saat üçtü. Masamın başına oturmuştum. Moskova'da çaldığım mektupların tomarı yanı başımda duruyordu. Yazıyordum. En korkunç söylentileri yaymaktan geri durmamışlardı. Monserdo Rolabon da bu manevraya boyun eğmek zorunda kalmış olacak ki 13 Eylül günü yeğenine vasiyetnamesini yazdığını bildiriyordu. Marki hazır nazırdı. O tarihsel varlığın içine kesin olarak yerleşe dursun. Ben kendi canımı ödünç veriyordum ona. Midemin boşluğunda onu hafif bir sıcaklık halinde hissediyordum. Birden hatırıma geldi. Şöyle bir itirazda bulunmaktan geri durmayacaklardı bana. Rolabon yeğenine karşı açık yürekli davranmış olmaktan uzaktı birinci pale karşı savunma tanığı olarak kullanmak istiyordu onu. Ön bir tavır takılmış olmak için vasiyetname hikayesini uydurmuş olması pekala mümkündü. Çok pestankerani, küçük bir itirazdı bu. Üzerinde durmaya değmezdi. Bununla birlikte beni acı hayallere daldırmaya yetti. Camille'nin oradaki şişman hizmetçi kız, Monsör Aşil'in şaşkın suratı, kendimi açıkça şimdiki zamanın içinde unutulmuş, yüzüstü bırakılmış hissettiğim salon yine gözümün önüne geldi birden. Bezgin bezgin ne yani? Ben ki kendi geçmişimi elde tutacak gücü bulamadım. Başkasının geçmişini kurtarmayı nasıl bulabilirim dedim içimden. Kalemimi aldım. Yine çalışmaya koyulmak istedim. Dün üzerindeki, bugün üzerindeki, dünya üzerindeki düşüncelerden bıkmış usanmıştım artık. Bıraksınlar da, da rahatça bitireydim kitabımı. Fakat gözlerim beyaz yapraklarla dolu bloğa ilişince onun görünüşüne takıldım ve kalemim havada bu göz kamaştırıcı kağıdı seyrede aldım. Nasıl da sert ve göz alıcıydı. Nasıl da hazır nazırdı. Şimdiki zamandan başka hiçbir şey yoktu onda. Üzerine yazdığım harfler henüz kurumamışlardı ki benim olmaktan çıkıveriyorlardı. En korkunç söylentileri yaymaktan geri durmamışlardı. Bu cümleyi düşünmüştüm. Başlangıçta benim kendimin de o biraz. Şimdi ise kağıda kazınmış, bana karşı onunla birlik olmuştu. Onu tanıyamıyordum artık. Bir defa daha düşünemiyordum bile onu. Orada karşımdaydı. Nereden çıktığını gösteren bir işaret arayacaktım ama boşuna. Benden başka herhangi birisi onu yazmış olabilirdi. Ama ben ben onu yazmış olduğumdan emin değilim. Harfler şimdi parlamıyorlardı. Kurumuşlardı. Bu da kaybolmuştu. Geçici parıltılarından hiçbir şey kalmamıştı artık. Altıncı bölümün sonu. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sesli Dünya kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. İyi günler dilerim.